Koç'tan başlayalım. Yeni ayla beraber para alanında yeni adımlar için çok güzel zamanlar. İşle ilgili meseleler aslında da baktığımızda az evvel bahsettiğimiz gibi gerçekçi olmak gerekiyor. Üst otorite figürleriyle ilişkiler bu dönem kolay gitmeyecek. İşte başarı öyle çok hemen gelmeyecek. Biraz içeceğiz. Yükselen boğayı esas alırsak tabii ne yapıyoruz, ne ediyoruz, kendini gösterme zamanı. Yani aslında daha iddialı olma zamanı. Öte yandan Oğlak Burcu yurt dışı uzak yerler, yabancılarla ilgili alana denk geldiği için yüksek eğitim konularını gözden geçirmek. Yabancılarla yaptığınız işlerde bir şeyler kolay gitmeyebilir. Kendinizi düzeltmeye çalışmak diyebiliriz. İkizleri dikkate alırsak, İkizler Burcu'na göre Boğa Burcu'nun bulunduğu alan 12. ev dediğimiz daha böyle içe çekilme, bir şeyleri hazırlama ama henüz ortaya çıkartmamakla alakalı. Öte yandan alacak, verecek, ödemeler, krediler konusunda gerçekçi olmalı. Yani geriye ödeyemeyeceğimiz bir şeylerin altına çok fazla girmeyelim. Yani bir araba satın alacaksam boyumu aşan bir şey değil de ödeyebileceğim bir şey almamda ve mümkün mertebe krediye girmekten ziyade kendi cebimdekiyle parayı almaya çalışmamda fayda var. Yükselen yengece gelirsek. Burada tabii sosyal alanda çok güzel adımlar, gelişmeler zamanı. Yani içe dönük değil dışa dönük bir dönem. Sosyalleşin, çevre genişletin, yeni insanlarla tanışın. Belki daha sonraya yeni kapılar açacak diyebiliriz. İkili ilişkilerde kendini gözden geçirme zamanı. Hani ben ne yaptımsa şimdi o bana geri dönecek geri zamanı. Evlilik ve ilişkiler konusunda dikkat. Yükselen aslanı alırsak. İş konusunda yeni adımlar için çok güzel bir zaman. İş, kariyer, geleceğe yönelik hedefler. Yani ben nasıl yönetiyorum, topluma ne göstermek istiyorumu oynamanın tam da zamanı. Sağlık konularına biraz dikkat. Bu dönemde özellikle bedenini daha iyi korumalı. Aslar, çalışanlar, hizmetler alanında ne yaptıksa aynen bize geri yansıyacak. Başak yükselene gelirsek. Burada yurt dışı, uzak yerler, yabancılar, seyahatlerle ilgili konularda yeni girişimler için güzel zaman. Mesela yüksek eğitimle de alakalı olabilir. Öte yandan çocuklarla ilgili konularda bir şeyler çok çabuk gitmeyecek. Yani mesela daha fazla çocuklarımızla uğraşmamız gerekecek. Çocuk sahibi olanlar veya çocuk sahibi olma konusunda sahadan kaçanların tekrar sahaya çekilme zamanı diyebiliriz. Terazilere gelirsek. Özellikle alacak verecek krediler açısından işte şimdi girişmek için uygun bir zaman terazi ve yükselen teraziler diyelim genel anlamda. Ama biraz evvel bahsettik boğadaki yeni ay temkinli yeni adımları anlatıyor. Yine aslında boyu çok aşmayan, gözü kara olmayan girişimlerden bahsediyoruz. Öte yandan aile içi konularda testten geçme. Ev yerleşimle ilgili konular aslında ev değiştirmek için çok uygun bir zaman değil gayrimenkul alım satım açısından diyebilirim. Ailevi geçmişte halledilemeyen konuların halledilmek üzere tekrar gündeme gelmesi. Akrep yükselenleri ele alırsak ikili ilişkiler açısından yeni adımlar için harika zaman. Evlilik, ortaklık, karşılıklı taahhütler, anlaşmalar. Öte yandan dikkatli olmak gereken şeyler, yakın çevrede özellikle kardeşler, konu komşu ilişkileri. Hani çok uzak yerlerdeki insanlar değil, etrafımızdaki ve buradan aldığımız geri bildirimler, eleştiriler. Kardeşlerle ilişkilerde geçmişte ne yaptıysak şimdi onlar bize geri dönecek. Bu yüzden aman dikkat diyorum. Yükselen yaylara bakarsak. Tabii özellikle iş çalışma hayatında yeni adımlar için güzel bir zaman dilimi. İşe alışlar yapılabilir. İş başvuruları yapılabilir. Sağlığımızı tehdit eden veya şifalandırmak gereken konular varsa şimdi girişmek için güzel bir zaman diyebiliriz. Öte yandan parasal konularda dikkatli adımlar atmak gerekiyor ve para konusunda karma yaratmamak gerekiyor. Yani kimsenin hakkını almamak, dürüst olmak, kendine de karşı dürüst olma zamanı. Oğlak yükselenlere gelirsek. Çocuklarla ilgili konularda girişim açısından çok güzel bir zaman dilimi. Aşk ilişkilerde yeni adımlar atmak. Ne bileyim hobiler olur, bizi eğlendirecek şeyler olur. Yani daha neşeli bir zaman dilimi esasında. Öte yandan tabii ki hep gerçekçi olmak lazım. Çünkü Satürn gerilemesi Oğlak Burcu'nda. Hani ne yapıyorum? Ne istiyorum hayattan? Hayat bana nasıl bir geri bildirim veriyor? Yani gerçeklerin bir tokat gibi yüzümüze çarptığı zamanlar ama oğlaklar zaten gerçekçi. Kovalara gelirsek. Burada özellikle yeni ev girişimi veya taşınma, yer değiştirme bu tarz konular için güzel. Aileyi büyütmek, aile olma konusunda yeni adım atmak. Çok güzel bir zaman dilimi.
Öte yandan biraz arka planda dönen işlere açık. Yani perde arkası işlere açık. Arkamızda ne olduğunu çok iyi bilemediğimiz bir zaman dilimi bu. Hani bizim kulaklarımızı çınlattıkları bir zaman dilimi. Ve şunu tavsiye ederim. Eğer başkalarının sizin ayağınızı aşağı çekmesini istemiyorsanız kimsenin ayağını aşağıya çekmeyin derim. Ve son olarak balık yükselen. Burada özellikle iletişimsel konularda yeni adımlar atma zamanı. Tanıtma, pazarlama, duyurma, ne bileyim şimdi herkes sosyal medyayı kullanıyor. Daha etkin olma zamanı. Ama öte yandan arkadaşlar sosyal çevre alanında karma yaratmaya çok açık bir zaman. Belki arkadaşlarla daha evvel olan problemlerin şimdi çözülmek üzere tekrar karşımıza hatırlatabilir.